Merhabalar dostlar. 2017 İstanbul TÜYAP kitap fuarında bir yanda kitaplarını imzalayan şıkır şıkır giyinmiş fularlı yazarlar. Öbür tarafta böyle hani sahnenin arka tarafında kitap paketlerini açan, kitapları taşıyan, üstü başı toz içerisinde kalmış iki tane genç adam. Bakıyorlar, imza olayı düzenli devam ediyor. Flaşlar patlıyor, imza kuyrukları var, yazarlar havalı civalı falan. Bu da bakıyor, iki genç adam böyle. Üstler başlar batık zaten, ya diyor. Biz ne yapacağız diyor, ya hep ömrümüz boyunca bu işleri mi yapacağız diyor. Yani paket aç, paket kapa, kitap taşı, hamallık falan. Ya diyor, ben bu yayın evine girerken yazar olacağım diye girdim. Ama yani zaman geçiyor, bir şeyin değiştiği yok. Ne olacak? Bir şey fark ediyorlar. Bu kafayla, bu gidişle de zaten bir şey değişeceği yok. Bir hayatta rutine oturmuş işler, onlar bunlar. Öbür tarafa geçme şansları yok. Akıllı çocuklar bunlar. Diyor ki birisi, abi diyor, bu böyle olmayacak. Hakikaten diyor, yani önümüzdeki sene kitap fuarında, imza gününde ben yine burada mı olacağım? Ama hayalim imza tarafında olmak, öbür tarafta mı olacağım? Söz veriyor. Ben diyor, şu an karar verdim diyor, öbür tarafta olacağım diyor, kitap imzalayan tarafta, yazar tarafında olacağım diyor. Hayali o zaten, altyapısı da var çocuğun ama koşturmaktan fırsat bulamıyor ki yazmaya, çizmeye. Hemen o gün güzel bir fotoğraf çektiriyorlar. Böyle yığın kitaplar, böyle kirli kağıt birikmiş falan gösteriyorlar. Bak, bugün buradayız, söz veriyoruz diye. Akıllı adam hemen oturuyor o akşam. Bakıyor hayatın şöyle bir oturuyor, koyuyor önüne. Nereye geçiyor vakti? İşe gidiyor vakti. Tamam, bu normal. Ekmek parası dönecek. Sonra televizyona gidiyor vakit. Gerçekten düzenli seyrettiği diziler var. Sonra Yağcı Koç sohbet bir arkadaş, arkadaşlarıyla buluşuyor. Sohbetler, programlar falan. Ve bir bakıyor ki akıllı telefon. Şaka gibi her gün 4,5-5,5-6 saat akıllı telefona vakit geçiriyor. Hemen bir neşter atıyor oraya. Diyor ki bir dakika dur. Ne yapacağız? 1. Ben her gün kesintisiz minimum 2 saat yazıya vakit ayıracağım. Arkadaşlar da konuşuyor, arkadaşlar diyor. Haftada bir defa görüşeceğiz. Yapacak bir şey yok diyor. Çünkü geleceğin yazarı var karşımda. Kusura bakmayın diyor. Hareketler falan böyle. Eşiyle konuşuyor. Bak böyle böyle olacak falan diyor. Kendinle konuşuyor. Oğlum diyor, akıllı ol diyor. Şu telefona biraz dokunma diyor. Sınırlıyor kendini. Zorlanıyor. Zorlanıyor ama gerçekten günde minimum 2 saat yazmaya vakit ayırıyor. Sonrasında ne oluyor? Ya Allah'ın dediği oluyor her zamanki gibi. Ertesi sene kitap fuarında kitap imzalayanların arasında o genç adamı da görüyoruz. Kendi kitabını imzalıyor. Hayata çeki düzen vermeden, kendi hayatınıza çeki düzen vermeden, haz noktalarınızı, zamanı kaybettiğiniz noktalara çeki düzen vermeden bir yere ulaşma şansınız yok. Mesela İngilizce öğrenme şansınız yok. Hayatını değiştirmeden, haz noktalarını elimine etmeden, kilo verme şansın yok. Fit bir vücuda spor yapma şansın yok. Ekonomik olarak şunu kazanacağım, bunu kazanacağım şansın yok. Abi ben üniversite sınavımı hayal ederim kazanacağım şansın yok. Hayatına çeki düzen veriyorsun. Haz noktalarını kenara ayırıyorsun. Çalışacak, hedefine, hayaline ulaşacak tatlı bir alan açıyorsun ve hedefine ulaşıyorsun. O gün 2017 İstanbul TÜYAP Fuarı'nda kitap imzalayanların, yazarların arasındaki birisi benim. Benmişim. Şimdi eli yüzü böyle kirli tozda olan arkadaş, o gün söz verdim diyen arkadaş Muhammed Çimen. Kitabını da yazmış, hayatına artık bir yazar olarak devam ediyor. Arkadaşlar, hayallerinizle gerçek arasındaki tek fark isteğiniz, arzunuz. Gerçekten istiyor musunuz? İstiyormuş gibi mi yapıyorsunuz? Gerçekten isteyenlere selam olsun. Başka bir videoda görüşünceye kadar hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.